Değerli arkadaşlarım merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Evet, stresli geçen bir hafta sonuydu. Zira haftanın sonuna ulaştığımız son gün itibariyle de piyasalarda bir stres vardı. Malumunuz üzere özellikle Ekrem İmamoğlu hususunda onun özelinde bir takım tartışmalar ve kayyum atanır mı atanmaz mı? Bakan Soylu'nun pazar günü açıklama yapacağım şeklinde bu konuyu ertelemiş olması. Canan Kaftancıoğlu'na verilen 10 yıla yaklaşan bir ceza piyasalarda bir gerginlik yaratmıştı. Zira pazar günü sabah itibariyle bu gerginliğin önemli ölçüde azalmış olabileceğini düşünüyorduk. Çünkü herhangi bir kayyum atanması gibi bir şey söz konusu olmadığını ifade etti Sayın Bakan Soylu. Ama piyasalar yine de haftaya çok da fazla rahat bir şekilde başlamadı. Dolar TL 5.70'ler civarına yönelik ufak bir geri çekilme yaşamış olsa da sanki farklı bir şeyi fiyatlıyor gibiydi. Nitekim bu durumun kokusu çıkmış oldu. Bugün öğleden sonra itibariyle ABD'den gelen bir açıklama vardı. ABD Savunma Bakanı S-400'ler konusuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı ve ABD'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerinin satın alınmasıyla ilgili yaptırımları incelemekte olduğunu ifade ettim. Bu durum bir anlamda S-400 defteri yeniden mi açılıyor? Bu husustaki ABD ile Türkiye arasındaki gerginlik yeniden mi körüklenmek üzere gibi bir takım endişeleri gündeme getirmek üzere dolar TL'nin 5.76-50 seviyesine doğru hızlı bir şekilde hareketlenmesine sebep oldu. Halen de 5.75'ler civarında bu hareketlilik devam ediyor. S-400'ler konusuyla ilgili olarak biliyorsunuz değerli dostlar, uzunca bir süreden beri önemli bir sessizlik vardı ve sizlere sürekli olarak vurguladığım bir husus vardı ki özellikle büyükler ve yabancılar belli bir konuyu ne zaman isterlerse ve neresinden algılamak isterlerse veya bu konuyu ne zaman bir sebep, bir bahane olarak kullanmak isterlerse o zaman bunu değerlendirebiliyorlar. Eğer ki kafalarımda başka planlar varsa, konu ne kadar önemli ve ne kadar acil bir konu olursa olsun bu hususlara duyarsız kalabiliyorlar. Ve son günlerde dolar TL ile ilgili olarak artık kademeli bir yükseliş eğiliminin başlama döneminde olduğumuzu ifade ettiğimiz ve düşündüğümüz bu son dönemlerde biraz daha geçmişte ciddiye alınmayan veya geçmişte daha önemli etkiler yapmasını beklediğimiz bir takım gelişmelerin biraz daha etkili bir şekilde fiyatlandığını, dolar TL'nin bir takım haberlere daha da duyarlı bir şekilde hareket ettiğine tanık olmaktayız. Zira arkadaşlar 200 günlük harekette ortalamasına kadar 5.45'ler seviyesine kadar geri çekilme yaşadıktan sonra bu süreçten itibaren dolar TL'de bir hareketlenmenin mevcut olduğunu görüyorduk. Bir ara 5.86 atağını yaşamıştı ve yükselen bir kanal içerisine girmişti ve an itibariyle gördüğümüz gibi bu yükselen kanal içerisine tekrar girmek isteyen bir dolar TL seyriyle karşı karşıya bulunmaktayız. Kanalımızın alt bandı şu an için 5.76-53 seviyesini gösteriyor ki bu seviyenin üzerine çıkılması durumunda 5.76-50-5.96 bandı olarak tanımlayabileceğimiz yeniden bu yükselen kanalın içerisine girmiş olacak. Ve arkadaşlar burada aynı zamanda şu bölgede 38.2'ye denk gelmiş olan Fibonacci kriterimizin 5.75-29 seviyesinde olduğunu görmekteyiz ki 5.75-29 seviyesi üzerinde gerçekleşebilecek olan kapanışlar hem bu önemli Fibonacci direncinin üzerine çıkılmak suretiyle 5.85 seviyesinin yeniden hedef haline gelmesini sağlayacakken ve aynı zamanda da bu kanal içerisine tekrar dönülmesi anlamına gelecektir. Kıymetli arkadaşlar, bu hususun haricinde bir de önemli olan bir başka mevzu var ki bugün itibariyle piyasaları geren bir husus olarak Fırat'ın doğusu meselesiyle ilgili olarak ortak bir şekilde düzenlenen müşterek bir plan olduğunu biliyorsunuz ABD ile ilgili. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı bu müşterek çalışmanın gerçek anlamda müşterek bir çalışma olmadığını vurgulamaya başladı ve ABD'nin bu konuda yine kendi menfaatlerini ön plana çıkarmak niyetinde olduğunu ve hatta biz orada kendi adımıza bir güvenli bölge oluşturmaya çalışıyoruz ama sanki ABD teröristler için bir güvenli bölge oluşturmak niyetinde bizim onlarla birlikte müşterek bir şekilde sınırda devriye atmamızın
çok fazla bir anlamı yok şeklinde bu müşterek ilişkiden hiçbir şekilde memnun olmadığını ifade etmek suretiyle ABD ile aramızdaki gerginliğin her an biraz daha sıcaklaşabileceğinin önünü açmış oldu veya bu ihtimalleri yaratmış oldu. Ve arkadaşlar bir başka konu ise malumunuz Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusu. Perşembe günü gelecek olan bir faiz indirim kararı var. Sayın Cumhurbaşkanı bugün bir yapmış olduğu yine bir konuşmasında faizlerin hızlı bir şekilde ineceğine dair söylemlerini devam ettiriyor. Artık bunun kararı verilmiş durumda. Bilinmeyen tek şey faiz indiriminin ne oranda olacağı. Yabancılar bu hususta 175 puan ile 400 puan arasında bir geniş bir skalada faiz indiriminin olabileceğini fiyatlamakta. Her bir farklı kurum değişik bir beklenti içerisinde bulunuyor. Ancak bu ortalama yabancıların genel anlamdaki beklentileri dikkate alınmak suretiyle bir ortalama alındığında 275 puanlık bir faiz indirimi ortalaması ortaya çıkıyor. 200-250 puanlık bir indirim bir anlamda piyasalar tarafından fiyatlandı ve ilk anlar itibariyle çok önemli bir etkisi olmaz gibi düşünülmekle birlikte 300 puan ve üzerinde bir faiz indirimi yapılır ise eğer, hele hele 400 puanlara ulaşan bir faiz indirimi olur ise eğer, geçtiğimiz dönemdeki faiz indiriminin aksine özellikle 12 Eylül tarihinden itibaren dolar TL'de biraz daha hareketliliğin oluşması yönünde beklentiler ve düşünceler hakim durumda değerli arkadaşlar. Bu faiz indirimi konusuna yarın biraz daha ayrıntılı değineceğim. Teknik incelemelere geçmeden önce bir de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın her ay yaptırmış olduğu bir anketi bulunuyor. Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 62 katılımcı ile gerçekleştirmiş olduğu bir anketin sonucu olarak 2019 yılı Eylül ayı beklenti anketi sonucu sıfatı ile dolar TL'nin yıl sonu itibariyle 5.9954 yani 6 TL olacağına dair bir anket sonucunun ortaya çıktığını ifade etti. Değerli dostlar bu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kendi şahsi anketi veya düşüncesi değil. İfade ettiğim gibi reel sektör ve finans sektörünün temsilcileri ve aynı zamanda da diğer profesyonellerden oluşan toplam 62 katılımcının oy kullandıkları bir anket ve bunun sonucunda bu yılın sonu itibariyle 6 seviyesinde bir dolar TL beklentileri bulunuyorlarmış. Bu beklenti daha öncesi itibariyle arkadaşlar 5.90 seviyelerindeydi. Yani bir ay önceki ankette 5.90 seviyelerindeymiş ve yine 12 ay sonra dolar TL ne olur şeklindeki soruya ise bu 62 katılımcının vermiş olduğu yanıt 6.3470, 6.35 diyelim biz buna. Bir ay önce ise bu beklenti 6.27 seviyesindeymiş. Özetle bu anketten çıkan sonuca göre bir önceki aya göre dolar TL'nin biraz daha yukarı yönlü bir eğilim içerisinde olacağına dair kanaatler ön plana çıkmış durumda. Şimdi değerli dostlar gelelim teknik kriterlerin biraz daha ayrıntılarına. Görmekte olduğunuz grafiğim günlük bir grafiktir ve 6.25 seviyesi ile 5.45 seviyesi aralığındaki tabloyu göstermekte ve burada 5.85'ler seviyesinde zorlandığımız anları görüyorsunuz ve buradan itibaren aşağı doğru bir eğilim söz konusu oldu ve şu noktada görmekte olduğunuz Fibonacci desteğine 5.63.50 seviyesindeki desteğimize doğru yaklaştı. Hafta sonu vermiş olduğum analizimde 5.62.50, 5.63.50 bölgesinin önemli desteğimiz konumunda olduğunu ve 200 günlük hareketli ortalama desteğimiz ki bunun çok önemli olduğunu sürekli olarak vurguluyorum. Geri çekilmelerde de bu 200 günlük hareketli ortalamanın şu an 5.60 seviyesinde olduğunu ifade etmiştim. Bu sebeple bu kritik destekler halen geçerliliklerini koruyor ancak şu anki yukarı eğilimde görmekte olduğunuz gibi 5.75-29 seviyesinde bir direncimiz bulunuyor ve bu direnci aşabilmek noktasında bir çabanın oluştuğunu görüyoruz. Şu an 5.75-46. Bugün arkadaşlar gece 24 itibariyle 5.75-29 üzerinde bir kapanış görebilir isek böyle bir tablonun ardından artık bu seviyenin yarın destek olarak çalışıp çalışmadığını ve ikinci kez bu seviye üzerinde bir kapanışın yaşanıp yaşanamayacağını yakından takip etmemiz gerekecek. Zira 5.75-29 üzerinde kalındıkça hedef 5.85 seviyesine doğru
bir yönelim olacaktır bu grafiğimiz itibariyle. Yine arkadaşlar bir başka bakış açısıyla da dolar TL'nin 5.85'e ulaştığı ve 5.45'ten yapmış olduğu, başlatmış olduğu hareketle 5.85'e ulaştığı süreci dikkate aldığımız zaman ise şurada görmekte olduğunuz gibi arkadaşlar 5.65 bölgesinden bir tepki bulundu. 38.2 seviyesine denk gelen 5.70 seviyesi bir direnç konumundaydı ve bugün gün boyunca bu seviye destek olarak korunmaya çalışıldı. Bu seviyenin aşağısına gelinmedi ve ardından bir sonraki direncimiz olan 5.76 seviyesine doğru bir hareketlilik oldu. O halde değerli dostlar 5.76 seviyesi de 5.76-5.76-50 seviyesi de bizim için önemli olabilecek. Dolar TL'nin zorlanabileceği ki bugün bu zorlanmayı ilk olarak yaşadı. 5.76-50'ye hızlı bir atak yaptı ve buradan geri dönüş yaşadı. 5.75-29'u önemsiyoruz. 5.76'nın üzerine çıkılması durumunda ise 5.79 seviyesinde bulunan 21 haftalık bir hareketli ortalamamız bulunuyor. Bu seviyeye de arkadaşlar ayrıca dikkat etmemiz gerekecektir. Zira şurada gördüğünüz 21 haftalık ortalama şu turkuaz çizgimle belirtilmiş olan bu da arkadaşlar dolar TL'nin zorlanabileceği virajlarda birisi olarak değerlendirilebilir. O halde 5.76-50'nin üzerine çıkılması, 5.79 direncinde bir zorlanma yaşanılmaması durumunda 5.85 seviyesi ilk etapta dikkat edilmesi gereken bir seviye konumunda. Ardından ise değerli dostlar şurada 200 günlük hareketli ortalama kriterini görmekte olduğunuz grafiğimde şu bölge arkadaşlar 5.88 seviyesi yine önemli bir direnç olarak karşımıza çıkabilecek önemli virajlardan birisi konumunda. Değerli arkadaşlar bu grafik geniş boyutlu bir grafiktir. 7.25-20'li seviyelerden 5.13 seviyelerine doğru yaşanmış olan bir geri çekilme sürecimiz bulunuyordu biliyorsunuz. Ve 7.20'den başlayan alçalan bandımız şurada görmekte olduğunuz sarı noktamız itibariyle sarı çizgimiz itibariyle şu an arkadaşlar 5.82 seviyesinde bulunuyor. 5.82 seviyesi arkadaşlar 5.78 seviyesinde bulunuyor. 5.78 seviyesinin de 5.79 diyelim artık buna şu 21 haftalık ortalama ile eşdeğer bir özellikle bulunduğu için 5.79 seviyesine özellikle dikkat etmekte yarar olduğu kanaatindeyim. Zira 5.80 üzerine sıçramalar olabilir ama bu sıçramalar ardından yeniden bu 5.79 direncinin aşılıp aşılamadığının sorgulanması adına bir kararsızlık yaşanabilir mi şeklindeki bir düşünceyle biraz dikkatli olmakta yarar bulunuyor. Özellikle kısa vadeli işlem yapmakta olan, gün içerisinde trade etmekte olan arkadaşlarımın bilmesi gereken bir seviye olarak düşünüyorum. Evet kıymetli arkadaşlar, dolar TL için genel tablo bu şekilde. Bu hafta itibariyle arkadaşlar vermiş olduğum pivot verileri bilgileri itibariyle bu haftanın arkadaşlar 5.72-80 seviyesinin önemli olduğunu ifade etmiştim. Bu haftanın pivotu 5.72-80 olup bu seviyeyi arkadaşlar önemli bir destek olarak takip edebilirsiniz. Bu seviye üzerinde kalındıkça yükseliş eğiliminin biraz daha ön planda olduğunu, piyasanın güçlü olduğunu düşünebilir ve 5.80'e doğru, 5.81'e doğru bir hareketlenme olasılığının ki birinci pivot direncimiz bu seviyeyi hesaplamış olabildiğini dikkate alabilirsiniz. Bu nedenle 5.72-80 seviyesinin geri çekilmelerde, yarın ve önümüzdeki günlerdeki geri çekilmelerde bir destek olarak çalışıp çalışmadığına, buradan bir tepkinin oluşup oluşmadığına özellikle dikkat etmekte fayda olduğu kanaatindeyim. Evet kıymetli arkadaşlar, dolar TL hakkında şu an için söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Yarın akşam ise çok daha farklı, çok daha önemli bir gündem söz konusu olmaz ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Perşembe günü yapacağı para kurulu toplantısındaki faiz indirimi olasılıklarını, hangi oranda faiz indirimi olursa nasıl bir süreç bizi bekler, anlık tepkiler ne olur, ondan sonraki süreçte ne gibi gelişmeler söz konusu olabilir gibi farklı olasılıkları dikkate alacak şekilde bir analiz aktarmaya çalışacağım. Hoşça kalın. Selam ve saygılarımla.